Matruşka. Matruşka'ya hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünün şanslı numarasına bakalım. 9 numara. 9 numara nerede? Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çünkü 9 numara bugünün şanslı numarası. O kadar şanslı ki hiçbir oyunda oynayamayacak, hediye kazanamayacak ve öylece oturacak. Hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Gergin. Programın tek seyircisi sensin bu arada. Süper. Senden arada bir seyirci alkışı bekliyoruz. Tabii ki. Sırada ne varmış? Rozet savaşları. Her zaman aynı olmayan bir şey. Saçlarım. Saçların kısa zaten. Kısa ama mesela hani kuaföre gittiğimde her zaman aynı olmuyor yani. Yansımına. Aynı kuaföre mi gidiyorsun her aynı zaman? Aynı kuaföre gidiyorum. Ve aynı olmuyor ve oraya gitmeye devam ediyorsun. Evet, seviyorum çünkü. Tamam, güzel. Başka var mı? Saç birazcık akla gelen bir şey yani. Farklı bir şeyler istiyorum. 20. Mikrofon. Duygularım. Rozet. Rozet verelim. Bravo. Mesela nasıl duyguların değişiyor? Bir gün ağlamaklı, bir gün gülmeli. Burcu ne karışık. Senin? Akrep. Burçtan anlayan var mı? Akrep nasıl oluyor? Yavrum mikrofonu ver, ver onlara. Alıp alıp geri geliyorsun ya. Verir gibi yapıyor, geri dönüyor. Oradan yürümeyi sevdi o. Akrep genelde çok kinci oluyor. Doğru bildin. Kinci misin? Evet. Başka nasıl oluyor akrep? Her duyguyu çok ani, yani çok duygulu yaşıyor. Çünkü çok ben duygulu. De akrebim. Doğru. Biliyorum. Sen de mi akrebisin? Evet. Ona kendini kinci minci diye en kötü şeyleri anlattı. Yok ya, sen çok pozitif duruyorsun. Ya bir de tehlikeli. Yavru akrep. Tamam, başka var mı? Her yaptığımda aynı olmuyor. Protokol? Bakışlarım ya. Herkes için aynı anlamı. Adamın mikrofona gerek yok yalnız ha. Her zaman aynı olmayan şeyler. Date'lerim. Date'lerim mi? Evet, her zaman aynı bitmiyor. Mesela haftada kaç date? Sürekli date yapıyoruz işte. Yani sohbetimizin uyumlu olduğu. İşte... Sen sohbet muhabbeti alayım, benzemiyorsun. Hediye. Kahve makinesi 14 numara. 14 yok mu? Adam numarayı alıp gelmemiş ya. İçeri girmiş ha? Dörde mi versek? Bana gelsin bence. Hadi verelim buna ya. Al. Al. Kahve makinesi. Evet. Tek yaptı. Tek yaptı. Buraya gelip öylece oturman ve kahve makinesi kazandım. Ortaya karışık soyadı türetmece. Engin Altan Düz Yatan. Var mı yaratıcı? 20. Akrep var ya, çok çalışıyor akrep. Sinsi, tehlikeli ve hırslı. Kerem Burunsil. Ha? Yavrum, Engin Altan Düz Yatan'ı soruyoruz biz. Ezgi Moğlu akımını hatırlarsınız Twitter'da, çok güzeldi. Onun o akımı devam ettiriyoruz. Engin Altan Düz Yatan dedim ve Kerem Bursin cevabı geldiği için. Protokol? Mikrofon. Engin Altan'ın modacı kuzeni Engin Altan Tarlatan. Güzel. Tarlatan. Hadi 13. 13. 13 dedik, 17. Arkadaşlar ne güzel koordineli çalışıyoruz ya. İlk bölüm, evet, bunlar olacak. 17 numara. Engin Altan Düz Yatan'ın ilahiyatçı eniştesi Engin Altan Göğe Bakan. Yani yatanla bakanı çok güzel kafiye yaptığı için. Neyse, çabaya rozet verelim. Engin Altan Düz Yatan, güreşçi abisi Baldır Patlatan. Güzel. Kumarbaz kuzeni Engin Altan Deste Atan. Engin Altan Düz Yatan'ın milliyetçi kardeşi Engin Altan Anavatan. Oo! Bravo! 15 zaten belli belli. Çift rozet. Çok bağlantılı değil ama Engin Altan Düz Yatan'la dün gece Nil Karay İbrahimgil'e gittik. Engin Altan Düz Yatan'la dün gece Nil Karay İbrahimgil'e. Sen olayı çok yanlış anlamışsın ya. Hiçbir şey olmaz mı? Engin Altan kuzeni Bir gün. Göbek atan. Kuzeni göbek atanmış. Rozet verelim. En azından kafiye tuttu. Kerem Bursin demedi yani. Bence olur. 5 numara, teşekkür ederiz. Başka? Engin Altan Düz Yatan, batakta her zaman koz atan. Yaratık. Engin Altan Düz Yatan'ın defineci dayısı Nebi Düz Yatanlar. Engin Altan Düz Yatan'ın serseri kuzeni Engin Altan Yan Bakan. Engin Altan'ın sporcu kardeşi Engin Altan Yankayan. 2 numara ve 13 numara. Ayrılan bir şey. Karı koca. Bacaklar.
Adam date'de sohbet alıyorum derken verdiği her cevap. Sohbette bacakları nasıl kullanıyorsunuz? Yani jimnastik hareket olarak düşünmek lazım. O sırada sohbet ediyorsunuz. Nerede buluşup bunu yapıyorsunuz? Genelde kahvecilerde. Yani akşamsa akşam yemeğinde, romantik bir akşam yemeği oluyor. Romantik akşam yemeğinde bacaklar açılıyor ve sohbet devam iki. Ayrılan bir şey. Küpe. Devam. Eski sevgilim. Adam date'den çıkamıyor. Çıkamıyor ya. Aşk adamıyım biraz da. Adam aklına gelir kelimeler onlar yani. Onlar var. İki. Her şey yok. Titanic. Doğru, güzel. Rozet. Aydınlandık hepimiz. Sahne geldi aklımıza. Devam. Fatih Terim. Rozet abi. Hayır, adama gıcık oluyorum ama biliyor da yani. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Saçlarım. Ayırıyorum böyle ortaya. Panama kanalı. Ayrıldı ya. Protokol var mı cevap? Yollar. Yardım etti protokol. Kalpler ayrılır. Kalpler. Pas dersen bitiriyorum. Pas. 11 ve 20. Tahmin ettim. Evet, bir akrep. Akreplerden kurtulamıyorum abi. Ben de akrebim. Sen de mi akrepsin? Hayda. Var mı sende de tehlike, hırs? Yok. Bende deli gibi var. Yok. Senin gözler de kısık zaten mi? Benim mi? Ekle biten sözcükler. Ekle biten mi? Görüyorsun hanımefendi. Ekmek. 20? Keşke. Keşke kim dedi? Rozet. Böcek. Devam. Börek. Kelek. Sen herhalde iki de bir, bak iki tane söyleyip tekrar keleğe dönüyor. 20. Kürek. Felek. Yürek. Sinek. Protokol. Protokol deyince protokol cevaplıyor arkadaşlar. Biliyorum çok yarışmak istiyorsunuz ama. Ben protokol olunca seyirciye soruyorsun direkt sandım. Kendini protokol sanıyor ya. Bir de demin de protokol bunlar mı? Sana. Bak geldi. Kime sıra geçti? Bende. Çekmek. Çekmek ne lan? Fiil olmaz. Çekirdek. Söylendi mi? Yok. Tamam, 11. Çarkı felek. Güzel. Buna rozet ver. Çökelek. Buna da ver. Gezemek. Buna iki rozet ver. İyi de olmuyor ki. Ama ne yapayım, dayanamadım. Ekle bitmiyor. Ama biri pezevenk deyince dayanamıyorum. Ben de mi? Evet. Elek. 20. Etek. Protokol? Fingirdek. Ama ben... Zehir zemberek. Oo, işte protokol, o yüzden protokol iki numaracım. Bunlar abileriniz. Tamam, devam. O 20. Hadi pas deyin de bitsin artık ya. Çilek. Silecek. Olur. Silmek. Ama o... Hayır, sen fiillere taktın kafayı. Bir bizi silmediğin kaldı. Gönüllü diyaloğu var mı buna? 8. Başka? Ne 8 ile 17. Benle başlayan yalanlar. Ben geldim. Ben aramadım. Ben yapmadım. Ben aldatmadım. Arkadaşlar cümle kurun demiyorum, yalan söyleyin diyorum. Ben yapmadım, ben gittim, ben tuvalete gittim, ben bakkala çıktım. Bu değil, yalan. Ama benle cümle ben kurmazsam nasıl yalan söyleyeceğini söyleyeyim. Yalan olarak cümle bulacağım. Ben bakan olsam ben yazmazdım. Bak. Tamam. O zaman zormuş bu. Bir de gönüllü oluyorlar. Tamam, bunu herkese açıyorum o zaman. Ben seni sonra ararım. Ve aramadın. Evet. Başka? Ben seni seviyorum. Bu yalanı kaç kıza söyledin? Çok değil ya. Herkesi sevmem ki. 20-30. Yok, daha az. Ben seni üzmek istemedim. Ama üzdün çatır çatır. Tabii. Ver rozeti, ver. Güzel bir yalan. Hepimiz yapıyoruz bunu. Başka? 4. Mikrofon. Dedemin torusunu sattım. Anlat bakayım, çok merak ettim. Abi verir misin? Bir arsa vardı. Arsayı almak için, fiyatını kırmak için dedemin torosunu sattığımı söyledim. Vallahi abi dedemin torosunu fiyatı sattım. Fiyatı da düştü tabii böylece. Hani
Yani dedemin torosunu bile sattım. Helal olsun lan, ver rozeti. Güzel. Sonuçta almış ya arsayı yani. İki mi benim? Ne ikisi oğlum? Bir tane yetiyor torosa ya. Mercedes satsam iki verirdim. Başka? Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Ver ver. Hepiniz yaptınız bunu. Bir de şey var. Ben seni arkadaşım olarak görüyordum var bir de. O da iş işten geçiyor. Ben de asla yalan söylemem. En büyük yalan bence. Ver rozeti. Bu adam çok iyi. Bir de sen. 15 numara. Hazır mısın? Hazırım. Ben de. Tuvalet kağıdı yoksa neyle silersin? A bez, B yaprak. Bez ya. Yaprağı ne yapayım? Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı ve bez yoksa neyle silersin? Yaprak mı? Pardon. Evet. Tuvalet kağıdı ve bez yoksa neyle silersin? A yaprak, B toprak. Yaprak, toprak bu olmaz. Yaprağı taktı. Tuvalet kağıdı, bez ve yaprak yoksa neyle silersin? A toprak, B arkadaşımın tişörtü. Arkadaşımın tişörtü. Tuvalet kağıdı, bez, yaprak ve arkadaşının tişörtüyle... Şu an biz dağıldık. A kendi tişörtüm, hı-hı, B silmem. Şimdi annem yıkadığı için kendi tişörtüm olmaz. Silmesek de olmaz. Silmem. Silmem yok misin? Ya, kendi tişörtüm yok. Öyle iğrenç bir insan değilim. Al bunu sil. Sen çok oturdun. Tuvalet kağıdı artık gerek kalmadı. Evet. Askerde kullanırım. Rozet Savaşları. Bir, Demet Akalın şarkısı. Evli mutlu çocuklu. Rozet devam başkasına. Barışmamız bir mucize. Gerçekten şarkı. Öğretmenim şiirinden hallice verebilirsin Rozet. Şarkı bile. Başka. 12 mikrofon. Bebekte 3-5 tur atarım. Rozet verelim başka. Zamanın aşkları tatlı telaşları. Sesi de güzel güzel böyle 50 yaşında teyze sesi geliyor. Rozet verelim başka. Aşkın açamadığı kapı. Güzel. Rozet verelim başka mikrofon. Şey vardı. Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan. Yalnız Demet Akalın fanı galiba. Ama bana Rozet yok mu? Yavrum aynı şeyi söyledin adamla. Yavrum kaldır kollarını. O Gülşen'i haftaya soracağız. Haftaya Gülşen'i soracağız. O tarafa. Biricik kaldırım taşı pırlanta yağımı karşı. Rozet ver. Devam. Başka. Şu Türkan yok mu şu Türkan? Abi o Türkan ama. Şu da olur. Sizin orada varsa yakında Türkan. Beni öptürmedi yanaktan. Öyle bir şarkısı vardı ama. Ver ver. Rozet'i ver de sussun. Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Senin gibiler çabuk unutuluyor. Benim gibiler mi? Yok, şarkının sözü o. Teşekkür ederim. Münazara. Kadınlardan erkeklere sorular. 12 numara. Neden etek giymiyorlar? Tövbe estağfurullah. Ama kendileri istiyor aslında. Erkeklerin toplum mi? Toplum baskısından dolayı giymiyorlar. Bence o senin tanıştığın erkekler. Etek giymek ister miydin? Belki date'lerin de artardı. Yani rüzgarlı havalarda zor olabilir. Arabası olan erkeklere soruyorum. Arabanızı gösterdiğiniz özeni neden evde yapamıyorsunuz? Arabanızı temizletiyorsunuz, işte pastacı atmalar bilmem neler. Hani evde bir toz almaya gelmiyorsunuz ama bunun sebebi nedir? Var mı erkeklerden buna cevap? Araba 3 ayda bir yıkanıyor, ev 2 ayda bir. Sizin ev 2 ayda bir mi yıkanıyor? Abi ne yaptın ya? Belki de sen beyaz tenliydin. Araçla istediğin yere gidebiliyorsun ya. Eşinle gidemiyorsun. Benim niye gidemiyorsun? Gitsene kardeşim. Evde hani temizlik yapılmıyor ama arabalara çok fazla bakım yapılıyor ya. Bunu soruyorum. Eşle alakası yok yani. Efendim eşini iyi tutarsan o da senin işine yardım eder. Yavrum toz almaktan bahsediyordu. Tamam, eşini işte, arabanın... Hayır ben yokum. Beni sil aradan. Tamam anladım da herifi mutlu edersen diyorum. Ben niye evi temizledim? Bir adam çok mutlu evi oldu. Çok yükseldi. Aşka geldi. Evde toz mu alacak ya? Yani? Dur şu evimi tozunu alayım. Aşka hayır, geldim ondan diye. Ondan bahsetmiyorum. İlgi göstermek istediği şey arabası olabilir. Onun yerine sana ilgi göstermesi için, evine yardım etmesi için adama özel olduğunu hissettirirsen
gelir sana yardımcı olur. Bence diyor. Arabaya sen de değer ver. İşte bağlantı. Arabama değer veriyor diye sana değer verebilir. Ama bağlantılı bunlar azizim. Tamam da. Şey tamam ya, şiire geçersin. Geçecek oradan, alalım ondan. Başka var mı cevap? 20. Neden kızları kullanıyorsunuz? Şimdi 10 numara buna. Ya şimdi kadınlar da erkekleri, erkekler de kadınları kullanıyor bence. Yani ben hem kullanıldım. Kullanmayı tercih ettim. Olarak? Duygularımı açıkça belli eden bir insanım. Bunu yani iyi niyetim suistimal eden birçok insan oldu yani. Kadınlar Allah tehlikeli. Allah. Ve kadınlara ben çok saygı duyuyorum. Kullandıkları için. İyi ki beni kullanmışlar. Kadınların hayranım yani kesinlikle. Hiçbirini kullandınız mı? Saçma sapan sorular yani. Ben de hani türeteceğim diye. Gülme lan. Ne yapıyorsun? Sıkıldın mı orada? Sen de birini kullanacak tip yok ha. Kameramanımız kamerayı kullanamıyor. Sıkıntı orada. O zaman geçiyorum. Düello. Düello. 4 numara 12 numaraya karşı. Nerede 4? Ana yan yana. Ulan şansa bak. Kamera açısından çok iyi oldu. Evet. Görüyor musunuz oradan? Şöyle görüyor musun? WhatsApp'tan da atabilir. Evet. 12 senin harfin 8. 4 numaranın harfi de T. Ay. Dört numara ismin ne? Taner. Taner Bey, nereden katılıyorsun? Şu an yalan söylememen gerekiyor yalnız. O geçti. Hanımefendi, o oyun bu. Okey. Taner Bey, nereden geliyorsunuz? Trabzon. Neyle geldiniz? Trabzon'dan tramvayla gelin. Başka neyle geleceğim? Tren. Tren. Tramvayın büyüğü yani. Çok da bir... Toros'u satmasaydın çok güzel. Protokole rozet veremiyoruz. Verseydim 5 verirdim. Onun rozetini ben alabilirim. Abi Toros'u sattım diye yalan atan adam, biz burada ayakta... Yanınızdaki hanımefendiyi tanıyor musunuz? Tabii sizin şimdi jokeriniz oldu herhalde. Tabii. Hanımefendinin adı ne? Tabii. Sezen. Hanımefendiye karşı da teharfiyle konuşacaksın. Bak tamam dedi Allah'tan. Tuğba. Tuğba Hanım, ne diyor bu 4 numara? S harfiyle. Saçmalıyor. Saçmalıyor. O kadar kopyayı ben de duysam ben de derim onu zaten. Peki beyefendinin adı neydi? Su. Abi Toros kullanan adama su denir mi ya? Sen 5 numarayı tutsana. Sen ona sadece bak, tamam mı? Sen sadece ona bak. Program boyunca sadece 5 numaraya bak. Gerisi bende. Ona bakarsın diye düşünüyorum. Sevgili misiniz siz? Sorun. Soruyorum, sevgili misiniz hanımefendiyle? Tabii. Yani başka çıkıyor. Tanımıyorum. Sizi tanımadığını söylüyor. Ne diyorsunuz? Diyorum. Sıradaki düellomuza geçiyorum. Rize'nin R. M ile R. İsminiz? Rahime. Allah'tan var ya, devam ettin yani kelimeye. Rahime Hanım, bu tuvalet kağıdını alan adam kullanır mı sence eve gidince onu? Rastı ama cümle kuramıyorum şu anda. Kelime. Rahatlıkla. Rahatlıkla kullanır. Kullanacak mısınız beyefendi? Muhtemelen kullanır. Peki kaç günde bir kullanırsınız tuvalet kağıdı? Yani minimum 2 gün falan. 2 günde bir siliyorsunuz diyorsunuz. Rahim Hanım. Ne diyor bu adam ya? Bu adamla date yapar mısınız? Rahatsız. 2 günde bir. Bir dur da konuşayım kardeşim ya. Başka kelime. Bana mı diyorsun? Bu beyefendiyle date çıkar mısınız? 2 günde bir tuvalet kağıdı kullanıyor. Rastlamadım. Bu kelime arıyor kafada. Ne sorarsan sor, buldun. Rastlık dedi ya. Rahatsız. Takıldı oraya ya, rahatsız. Ne sorsak rahatsız. Kafa da oynuyor, aynı şekilde oynuyor kafa. Rahatsız. Rahatsız mısınız? Rica ederim. Rozet. Bak rozet ile başlıyor, onu da söyledi. Biz az öncekilerden rozet vermedik bunlara ya. Hak etti diyenler alkışlasın. 12 ve 4. Hak etmedi diyenler. Ver ikisine de rozet. Rahime Hanım, beğendiniz mi beyefendiyi? Rastlamadım. R'li kelime bulamıyorum. R çok zor bir kelime ama.
Rabbime şükür falan. numaranızı görmüyorum. Tuvalet kağıdının üstüne koyar mısınız? Ben harf değişikliği istiyorum, talep ediyorum. Allah aşkına bir harf verelim. Harf alayım. Harf, 9 tamam. Numaradan harf alalım. Ya o başka yarışma. K, Kastamonu'nun tamam. K'si. Tamam, bu K ile başlasın. Tamam, bakayım ne kadar bulacak kafa. K ya da E olabilir. Yeter ulan, K işte. K'ye okeyim, evet. Tamam, ismin ne? Kamuran. Bunu da garip seçti ya. Kamuran Hanım, bu hanımefendi sence burada sıkılmış mıdır? Kesinlikle sıkılmıştır. Peki ne yapalım onun için? Kağıt oyunu oynayabilir. Güzel lan. Göt oldum. Karşı koyamazsın. Harflerime. Kekeke. Ne diyor? Sana mı kaldı rozet vermek kardeşim ya? Vermiyorum. Ver lan, bir tane rozet ver. Benim rozetimi veriyorsunuz ama karşı çıkıyorum şu an. Sakin ol, sana rozet veriliyor şu an. Kamuran ya. Evet, 10 numara ve 3 numara nerede? Ay canım, kurban olurum, oraya saklandın en sonunda çıktı değil mi? Yavrum ya, numarayı bile görmüyoruz. Düelloya çıkıyorsun 10 numarayla. Allah'tan düelloya çıkıyorsun. 10 numara, ismin neydi? Alp. Alp Bey, sizce çok utangaç bir hanımefendi mi o? Yani anksiyete krizine girmiş gibi duruyor ama ben... Üç numara. Var mı böyle kaygı bozuklukları, bir şeyler? Büyük ihtimalle. Az önce yalan mı söyledi yoksa gerçekten duygusal mı? Ya Ankara'da mesela bayağı duygusal dönemlerim oldu. Ankara'da oldu. Ankara'da yaşadın mı hiç? Ankara'da bulundum. Yani bir hafta tatil yaptım. Bir hafta duygusal dönemlerin oldu, geri döndün. Geri döndüm, evet. Ne oldu o Türkiye'yi bir haftada? Dolaştım. Antalya, Ankara. Sen şu an şehirleri sayarak kurtulmaya çalışıyorsun. Peki ne oldu o bir hafta içinde? Ankara'da. Antalya'yı anlat istiyorsan, fark etmez. Ya bir şey anlat da bize. Yaşın kaç? 5. 1. 1 mi? Rahat konuşabiliyor musunuz? Büyük ihtimalle konuşabiliyorum. Taktı kafayı ya. Bunu kesinlikle öyle, büyük ihtimalle bitirdi bizi. Nereden geldin buraya? Bostancı. Bostancı'da mı oturuyorsun? Bostancı'da oturuyorum. Bostancı'da mı oturuyorsun? Bostancı'da oturuyorum. Peki Bostancı'da mı oturuyorsun? Biraz. Şanslı numara, bir kişiyi oyundan çıkar. Sana iş düştü kız. 2 saattir burada oturuyordun. Bir kişiyi oyundan çıkaracaksın. Zor. Hiçbir şey alamıyor. At, birini çıkar şunlardan hadi. Belim koptu. Kilo da almışım, çıkamıyorum masanın önüne. Çıkı çıkı konuşacağım. Hadi şöyle bir bacak çıkarıyorlar ya kızlar. Ben sana kız... Kaptın mı ayımı? 7 numara. 7 numara kim? Lan niye çıkardın, yazık, günah ya. Bir kere konuşmadı kız. Şurada rozetler olanları yollasaydın ya finale gidemesi. Hiç mi akreplik yok ya? Neydi sen, neydin? Evet, burç yorumu yapan arkadaşa mikrofon uzatabilir misin? Bence su grubun en tehlikesi. Tehlikelisi. Arkandaki. Sen hariç. Ne diyorsun bu duruma? Var mı tehlike? Tehlike yok ya. Bence her insan tehlikelidir. Tehlikeden kastımız ne yani? Kötülük yapmak mı birine? Yo. Yani ayağıma basarsan tehlikeli olurum. Oğlum sen şey, yılan mısın, kuyruğuna basılıyor? Olurum. Evet, devam ediyoruz. Bu da evde kırılan şeffaf askım ha. Dedim belki burada bir şeyler yaparım, şekil mekil. Bir dakika gülmeyin ki, rüzgar yapıyor. Üfleseniz hep birlikte. Covid oluyormuşum. Evet. Yok, tırnakta da gelmiyor bu. Nokta nokta. Bunun bir de cezası var, unutmayalım. Nokta nokta. Nokta noktanın yerinde olsam nokta nokta olurdum ya da nokta nokta yapardım. Bak bak bak, nasıl dökülüyor, nasıl istiyor, nasıl istiyor. Acaba ne diyecek? Demet Akalın yerinde olsam Twitter'ı bırakırdım. Yapma be, o da doğal bir insan. Niye öyle? Doğal değil. Neden? Ne yapıyor Twitter'da? Ben bakmıyorum. Konuşamıyor. Harfleri onun... Aynen. Karışık geliyor onun harfler. Gelmesin. Onun telefonu eskisi. Ben sordum. Telefonum eski diyor. Çok eski diyor. Acun'un kızının yerinde olsaydım oyuncu olurdum. Kızın o... Yani şuradan şuraya oynamaya ihtiyacı yok. Öyle söyleyeyim. Ne diye i̇şte gitsin? Oyuncu olsaydım. 12 saat setlerde sürünsün kız. Başka? Tabii 4 numara. Mikrofonu aldıktan sonra el kaldırıyor bu da. Ben de bakıyorum ne yapacak mikrofonu hani. Ronaldo'nun yerinde olsam evlenmeden çocuk yapmazdım. Kimin yerinde olsam? Ronaldo.
Peki sana mı kaldı Ronaldo'nun evlilik dışı çocuk yapması? Evlenmeden çocuk yapmaya karşı mısın? Yok, aklıma o geldi. Benim 3 tane çocuğum var çünkü gayrimeşru, o yüzden soruyorum. Yok, benim karşım değil. Fatih Terim'in yerinde olsam Galatasaray Başkanlığı'na aday olurdum. Ağzını açtı, onu dinliyorum. Ses oradan yap. Allah Allah dedim, dil içeride mi konuşuyor? Rozet verelim yani, böyle konuşuluyorsa. Sen her şeyi tuvalet kağıdından sonra çok değiştin sen. Silmeye başlayınca kafa da çalışmaya başladı. Rihanna olsam manken olurdum bence. Rihanna mı olsa? Evet, Rihanna'nın yerinde olsam manken olurdum, şarkıcı değil. Ulan o gırtlak boşa mı gitsin? Daha güzel bence. Rihanna'nın boyu uzun değil ki o kadar ayrıca, niye manken? Arkadaşlar, Türkiye şartlarına göre lütfen masanın önüne çıkamıyorum ya. Farah'ın yerinde olsam şarkıcı olurdum. Onu da yapıyor ya. Aynen, oyuncu olmaz, sadece şarkıcı olurdu. Yani oyunculuğunu beğenmiyorsun. Siz burada bütün ünlüleri gömün, yarın buraya konuk alamayacağız milleti ya. Kime sorsam, ama siz beni gömdünüz. Ama yok, ben onu beğeniyorum. Ben sadece Demet Akalın'la benim sorunum var. Bana kızdı kendisi. Yanında işte fotoğraf çekilmek istemiştim. O da hani şey yaptı, baktı bana, hadi ablacığım hadi işine dedi. Aa. Sonra ben... Ama bir şey söyleyeyim, o silmeyenleri anlıyor. O 25 numara durdu. Gol geliyor. İbrahim Tatlıses olsaydım Azrail'e teslim olurdum. Ve hissettim resmen ya. İki rozet var. Bunun cezası var demiştim değil mi? Evet. 15 numara kim? Ters otur. Ana. Sana yemin ederim. Yemin ederim, kurgu olsa bu kadar... Ya kurgu olsa seni seçerdim biliyor musun? Ama bir şey yapmadım. Demek ceza çıktı. Aa, burada yazıyor. Dünden yazdım. Mürekkebi kurumuş. Dünden yazdım. Burada yazıyor. Ters oturacağım. Ne kadar oturacağım ters? Biz gideceğiz, akşam başka ekip gelecek, başka program çekecek. Ters oturabilir misin sandalyeni çevirip? Sana ne kardeşim, 2 saattir onu öyle yapma, bu. Sana mı soracağım ya? Başka biri ceza alsa, arkamda hiç konuşmuyor. Lütfen usulca arkanı dön. Na, na, na. Konuşuyordu. Çok güzel cevaplar veriyordu. Demet Akalın'ı bile Covid yaptı. Tuvalet kağıdını kaptı. Şimdi ayakları titriyor. Sandalyesi titriyor. Galiba bir şey yapıyor. Şimdi 15 gün tatile çıksam şununla çıkarım. Bir gün tatile çıksam şununla çıkarım. Bir gün artık çıkmak zorunda olduğunuz kişiyim. 15 gün sevgilimle çıkardım tatile. Bir gün olsa arkadaşım yeter. Adı mı yeter? Yok, arkadaşımla çıkarım yani. Dayanamıyor musun bir günden fazla? Evet. Niye arkadaşsın? Bilmiyorum. Hayır, sen akrep olarak onu çoktan yemiş olman gerekiyor. 15 gün tatile çıksam Dilara Aksüyek'le çıkardım. Bak. Bir gün tatile çıksam yine Dilara Aksüyek'le çıkardım. Sen konuyu çok yanlış anlamışsın. 15 gün tatile çıksam arkadaşım Meryem'le çıkardım. Çünkü 15 farklı milletten insan tanırdım. Bir gün tatile çıksam ablamla çıkardım. Çünkü fotoğraf çekecek takatim kalmadı. Ablası kamera arkasında şu an. Ablası ne diyor bu? Ablası utandığı için oturmadı. Ablası niye alkışlıyoruz ki biz? Gel bakalım şimdi. Gel ve cevap ver. Ama çok çektim gerçekten. Senden çok çekmiş. Ne diyorsun? Ben daha fazla çekmiş olabilir miyim? 15 gün tatile çıksan kimle çıkardın? Benimle kesinlikle. Yo, arkadaşımla. Yalancı. Bir gün tatile çıksan? Kardeşimle. Bir ay önce birlikte çıktık 15 gün. Yani kocam... Kocan şu an yok. 15 gün kesinlikle onu tercih edip kocamı da bir günlüğe tercih edebilirdim. Böyle bir seçeneğim olsa diyebilirdim. Thor'da oynayan adam var ya, Chris Hemsworth. Herkes ona ölüyor ya. Ya ama ölünmeyecek. Ama tabii ki kocamı tercih ederdim yani. Kocacığım. Peki tamam. Başka var mı? Oo, kıyamam. Ters konuşacaksın ama bizde. Ay yavrum ya, şuna baksana. 15 gün tatile çıksam Ezgi Mola ile tatile çıkardım. Bir gün tatile çıksam Esra'la tatile çıkardım. Esra kim? Arkadaşım. Niye Esra'yı bir günde harcadın? Ezgi Mola daha çok önceliğim şu an. Bugün yanında olan yine o. Cenazesinde de Ezgi Mola gelsin. Ooo. Rozet. Allah korusun. Onun açısından değil mi? Gasp. 4 numara. İstediğin kişinin hediyesini al. 4 numara kim? Kahve makinesi ve tuvalet kağıdı çıktı. Bak, onu alırsan hepimiz biteriz. Hangisini? Kahve makinesini alayım madem. Öyle mi? Verir misin? Biliyorum istemiyorsun, gidiyor elinden ama. Üzgünüm. Evet. Rozet savaşları. Evet.
Hayatına bir ev gereci olarak devam etsen bu ne olurdu? Oğlum arkanı da döndürdük. Hala tüketemedik seni be. Bitmedin ya. Kesinlikle mikser olurdum. Ortalığı karıştırmayı seviyorum. Rozet. Ben de kahve fincanı olmak isterdim. Tüm dedikoduları duymak için. Kahve fincanı güzel. Evet. Ev gereci, köşede date yapan arkadaş. Paspas olurdum. Çok değişen bir şey kalmazdı zaten. Sıkılmış ya date'lerden. Heyecan istiyor. Yatayım. Evet. Süzgeç olurdum. Neden? Yani ihtiyacım olmayan her şeyi süzer atardım. Bunu alkış istiyorum. Çok iyi ya. Kedi yatağı olurdum. Çünkü asla kullanılmazdım. Kullanılmayı sevmem. Güzel. Çünkü kediler her zaman başka yerlerde yatarlar. Yatmıyor değil mi? Alıyorlar onu. Asla yatmıyorlar. Alkış da geldi. Su sevili dedim ben ama. Su sevili sürekli pomp. Yani insanları yaşatıyorum hani su olmadan hayat olamaz gibisinden gibi düşündüm. Güzel bence beğendim ben. Var mı başka? Tuvalet kağıdı yine konuşmak istiyor. Konuşan tuvalet kağıdı. Bir ev gereci olsam sandalye olurdum. Çok kalça gördüğüm için. Ben ampul demiştim ama hani aydınlattığım için insanları, auramla. Herkese nefrete baksam. O anlamda değil kesinlikle. Bir de hani o anlamda değil kesinlikle asla yani de. Hani o anlamda da olabilir canım. Ne olacak? Hayır. Burada her şeye Işık saygılıyız. Sadece için. Çıkışta döveriz olur. Ben var ya direkt ev olurdum. Durduğum yerde değerleniyorum diye. İki rozet verin. İki rozet. Teşekkür ederim. Havan olmak isterdim. Ne olmak? Havan. İçinde bizi yoran insanlar var ya, onlara bir şey yapamadığımız için böyle onları düşünerek ağır ağır böyle kurmak isterdim. Yaşadı adam ya. Havan olsaydın keşke dedim ha. Bunun da cezası var. Gasp. İstediğin kişinin hediyesini al. Bir numara. Kim bir? Ulan sana çıkmasaydı bunu ya. Ne vardı? Kahve makinesi ve tuvalet kağıdı. Acaba hangisi sizden? Çok değerli ikisi de, çok değerli. Kahve makinem nerede kimdi? Makinem oldu ya. Adam şu an çok üzgün. Doğum günü ayın mı? Düşünmüştüm ben ama mikser söyledi arkadaş. Sen ama hiç mikserlik tip yok sende ya. Sen arada bir oradan pezevenk diye falan bağıran birisin yani. Hani. Sırt kaşıyıcı oldum ben de. Sırt kaşıyıcı. İhtiyaç anında anlık has. Hani hemen hallet koy. Bir de onu çıkartan kişi herhalde çok yalnız ya. Yani. Çıkartan kişi mi yalnız? İcat eden... Bir de mikrofon niye gelmiyor sana? Ya bize vermiyorlar. O da bağırıyor. Ya şimdi sırt kaşıyıcı icat eden kişiyi düşünüyorum. Yalnız ya. Sırtını kaşıyacak kimsesi yok. Belki komşu geldi ki abi bir şey olsa da sırtımızı bir kaşısak falan diye. Ne uyduruyorsun kardeşim? Yok, o yalnızmış da bulmuş. Mutfak robotu olmak isterdim. Ama mısır patlatma makinesi falan. Böyle her sabrım taştığında... Sen başka şeyler sayıyorsun şu an. Evet. Mutfak robotu. Evet şu an... Matruşka kimde? Matruşka kimde? Hemen bakıyoruz. 5 numara. Matruşka bugün 5 numarada. Allah da. Matruşka'yı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Matruşka'yı. Rozet şampiyonumuz kim? Onu belirleyelim. En çok rozeti alan kim şu an? Sayar mısınız rozetlerinizi? 5. Kaç? 5. 7. Başka? Ulan yer veriyor büyüğüne. 7'nin üstünde kimse yok mu? 2-7 yarışacak şimdi. Seni bekletiyorum. Kazananla oynayacaksın. Senin karşında kimse çıkamıyor. Söylüyorum. Sadece kendi evinde yaptığım bir şey. Yavrum sen yarışıyorsun ya. Sadece kendi evimde duş alırım. Sadece kendi evimde kocamla yakınlaşırım. Senin kocanın evi yok ki. Az önce Ronaldo dedi ya, şimdi günah çıkarıyor. Canım hocam. Sadece kendi evimde lavaboya girebilirim. 2 haftada bir giriyor zaten. Finali 15 numara mı oynasın diyenler? Finali 2 numara mı oynasın? 15 numarayı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Tuvalet kağıdını bırakmaz. Şöyle iki yanıma, beni kapatmayın. Ben en çok ben görüneyim. Oo. Güzellik. En çok ben çıkayım. Zaten potluk yaptı bu da. Kilo da aldım. Şöyle çekeyim arkaya. Güreşsinler. Arkadaşlar ortada bir format yok ve size sormuyorum.
bir şarkının sadece kısa bir kısmını söyleyecek sanar. Bunu daha iyi söyleyen finali alır. Bu kadar basit bir oyun koyuyor. Sanar Bey, neydi o şarkı? Gideceğim çok iyi değil. Telaffuzda sıkıntı olabilir. O yüzden... Dön bebeğim versiyon. Cardino Bad Romance. Cardino, aynısını alalım. Cardino Bad Romance. Biraz daha duygu. Mikrofonu bu tarafa alabilir miyim? Beş numaranı çok merak ediyorum, Bad Romance'i. Kat romans mıydı? Bir daha alalım. Cardino Bad Romance. Aynısını. Tribün şey versiyonu oldu. Araya atlıyor. Ya. Eski bir şeyler gibi, kasetler gibi. Tutuklu gelmedi. Estir anlamında. Tamam, peki hadi bitiriyorum. Sizce 15 numara daha iyi söyledi diyenler? 5 numara daha iyi söyledi diyenler. O kurtarmadı. 15 numara bugünün rozet şampiyonu. Nerede rozeti takalım? Benim suçum değil. Gel kız, gel. Gel görün. Sanki Mora'da ya. Bugünün en çok çalışanı. Bir alkışla rozetçimize. Bunu şanslı numaranın 15 numarayı takmasını istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kazık gibi gitme adama ya. Bir... Gel, kamera görecek. Dön. Gel buraya. O kadar uzağa gidemezsin. Yanıma gel. Gel, kıyamam sana. Kurban olurum. Ha, tak. Gerçekten tak. Şarkadan takılmıyor. Bugünün roze şampiyonu ters oturdu ona rağmen, tuvalet kağıdına rağmen. Adama üstte çok oynadık. Teşekkür ederim bunları kaldırabildiğin için. Şampiyonumuz haftaya da bizimle olacak. Beleş. Bitti. Ay bitti ya. Bitti şu an. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hadi bye.